Merhaba. Bir izleyici arkadaşımız senin evinde duvarlar çok ince, onun için çok rahat geldin diyerekten bana bir şeyde bulundu. Şimdi tabii ki şu duvar daha kolay delinir. Çünkü altında tuğla vardır, gaz beton vardır. Ama şöyle bir kolon sırf betondur. Yani bu kolona delik açmak çok daha zordur ama açtığınız zaman çok daha sağlam tutar. Onun için de mesela duvarda belki şunu kullanabilirsiniz. Şu vide şeyi çivi. Ama şunu yani pardon şunu kullanamazsınız ama bunu kullanabilirsiniz. Çünkü bu çelik bir şeydir. Yani çividir. Şimdi ben şuradaki şöyle bir dübe ince küçük bir dübe. Şöyle bir vida ile koluna şey asacağım. Delik açacağım ve asılacağım. 68 kiloyu yaklaşık yani beni taşıyacak. Şu olay beni taşıyacak. Yani bunu göstermek için size bu videoyu çekiyorum. Yani eski bir matkap ucu, eski bir matkap artı kullandığım malzeme. Bu daha önce yalama olmuştu. Yani yalama derken fazla şey olmuş, sürtülmüş. Biraz Japon yapıştırıcısı şey yaptım, kaymasın diye. Şimdi delik açacağım ve yani ne kadar sağlam tuttuğunu göstermek için de kendimi taşıtacağım. Geçelim delme işine. Öncelikle matkap ucumuzu sıkı bir şekilde matkabımıza yerleştirelim. Sağlamlığından emin olalım. Ne kadar sıkı takarsak o kadar iyi. Evet. İyice sıktım. Bu artık kaymaz. Şimdi delme işine geçebiliriz. Burada tabii ki beton deleceğim için çekiç kısmına getirmem gerekiyor ki rahat deleyim. Çünkü öteki türlü çok zorlanırım. Çekiç kısmına getirdim. Kendim asılacağım için biraz yüksek bir noktaya takıyorum. Yer hizasında olsa tabii daha çok destek alırım. Şimdi burada biraz baskı uygulamak gerekiyor. Altım kayıyor mu kontrol ediyorum. Evet, delme işine geçebiliriz. Tabii bir yere dayanırsak daha da kolay olur işimiz. Şöyle ben biraz açılı deliyorum. Evet, şu anda delme işine geçebiliriz. Evet, bu kadar. Şimdi düzenimizi takacağız. Çok deliği büyütmedim özellikle. Çünkü düven tam içine girsin, yerleşsin diye. Dübeli resmen çaktım. Fazlalık olursa kenarını farçatayla şimdi vidamızı yerleştirelim. Tabii biraz sık kalın. Biraz daha girerse daha da sağlam olur. Şu anda sağlam bir şekilde vidayı taktık. Ayaklarımın da görünebilmesi için biraz uzaktan şey yapıyorum. Şimdi şu şeyi takayım. Evet. Bakın.
Şu anda taşımadı. Daha kalın bir vida gerekir demek ki. Vida kırıldı ama yeri hala sağlam. Şimdi çıkartacağım, biraz daha kalın bir vidayla deneyeceğim. Ama tabii ki bunu çıkartmak gerekiyor önce. Maalesef vidamız kırılınca, taşımayınca aynı vida. Ben de bir boy kalınlığına takacağım. Bu büyük bir ihtimal taşıyacaktır beni. Vida düvel yakın olduğu için birbirine denk geliyor. Başka bir şeyle aynı boy düvel. Gene aynı duvara. Bu sefer başaracağız. Ey insan, bakın aradaki şu kadar fark ne kadar önemli. Birazdan anlayacaksınız. Zaten yani bu doğrudan yanlış kalınlığından açılan taşınacak deliğe ince olan maalesef. Yer dolgusuyla tamir etmez biliyorsun şekeri. Evet, daha kalın olan vidamızı takıyoruz. Çok sağlam oldu. Ayaklarım gözüküyor mu? Ayaklarım gözüküyor. Evet, beni taşıyor. 70 kilo ağırlığındaki insanı taşıyor. Çünkü madem yarasalar böyle mikrobu yayıyor, üretiyor, kendileri ölmüyor. Demek ki bu yarasalar iyi bir şey. Biz de yemeliyiz yani. Biz de yiyelim ki bağışıklık sistemimiz güçlü olsun. Yani hep adamları kınıyoruz, hep insanları şey yapıyoruz. Ya bunların yüzünden çıktı, yarasa yiyorlar işte bunlar. Belki de bunlar daha akıllı.